Bugün pek çok Formula 1 hayranı tarafından hatırlanan ancak yeni hayranlar için tamamen yeni olabilecek gizemli bir olayı anlatacağım. Her şeyden önce bu olayın perde arkasının hala bilinmediğini, F1 hayranları arasında konuşulan büyük bir komplo teorisi olduğunu söylemem gerek. Yani bu videoda aslında bu kazanın sebebine ve sonuçlarına cevap aramaktan çok teorileri derleyip hep beraber tartışacağız. Hazırsanız F1'in en büyük teorilerinden birinin hikayesi. Formula 1 sezon öncesi testleri seyirciler ve takımlar için oldukça önemlidir. Bu hafta sonlarında yapılan testler sayesinde pilotlar yeni araçlarını tanıma fırsatı bulurlar. Takımlar da ürettikleri araçların durumları hakkında veri sahibi olur. Takımların sezona hazır olup olmadığı açısından bir fikir yaratır. Sezonun açılış yarışlarından hemen önce yapılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu hafta sonlarından birinde bir pilota elektrik çarpması ve hafıza kaybı yaşandığından bahsetseydim ne düşünürdünüz? Ve o pilot herkesin yakından bildiği El Plan lakaplı Fernando Alonso'nun ta kendisi. Bu tuhaf olay yıllardan beri F1 taraftarları arasında konuşuluyor. Bir Formula 1 pilotu kokpite oturduğu anda yeryüzünün belki de en üst düzey sürüş güvenliğine sahip bir donanım içerisinde aracını kullanıyor. Peki o zaman Alonso bu travmaları nasıl yaşadı? O test gününde neler olduğuna geçelim. Barcelona'ya gidiyoruz. 2015'te Sebastian Vettel Ferrari'ye, Fernando Alonso ise McLaren Honda takımına katılmıştı. Kaza Alonso'nun pistin 3. virajında aracın kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Aracın hakimiyetini kaybeden Alonso pistin dışına çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti oldukça yüksekti ve Alonso'nun aracı ciddi şekilde hasar gördü. Fernando Alonso 3. virajda yaklaşık 135 km hızla duvara çarptı ancak diğer raporlara göre bu hız 150 km'ydi. Ancak bu kazanın nedeni bilinmiyor. Komplo teorilerini ateşleyen noktada aslında burası ama dahası da var. Kazanın sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte Alonso'nun aracında bir teknik arıza veya bir pilot hatası olabileceği düşünüldü. Kazayla alakalı ilk açıklamayı McLaren yapmıştı. İlk bulguların kaza anında öngörülemeyen şiddetli bir rüzgara işaret ettiğini ve mekanik arıza olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını aktardılar. Kazanın ardından Alonso'nun bir süreliğine bilincini kaybettiği rapor edildi. Alonso bu kazadan sonra helikopterle 3 gün yatacağı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Alonso hakkında kendi ülkesinden bir İspanyol gazetesi Alonso'nun doktorlara şu demeci verdiğini aktardı. Benim adım Fernando Alonso. Bir Formula 1 pilot olmak istiyorum. Yıl 1995. Alonso böyle bir demeci verdiğini reddetti ve kaza anını hatırladığını bildirmişti. Ona göre her şey aşağı yukarı normal bir beyin sarsıntısıydı. Ancak pek çok hayrana göre bu basit bir Formula 1 kazası değildi. Madem Alonso bu demeci verdiğini reddetti, o zaman neden komplo teorileri ortaya çıktı? İşte bu sorunun cevabını ilerleyen kısımlarda daha net anlayacağız. Alonso'nun muhtemelen elektrik çarpması ve bir tür hafıza kaybından muzdarip olması fikri birçok insanı endişelendiriyordu. Bu olay hızla 2015'in sezon öncesi döneminin büyük hikayesi haline geldi. Peki bu hikaye neden bu kadar gizemliydi? Çünkü kaza ile ilgili pek çok farklı açıklama, düşünce ve bilinmezlik var. Bir tarafta kazayı şanssız bir rüzgar esintisine bağlayan ve mekanik bir arızaya dair hiçbir kanıt bulamayan McLaren var. Diğer tarafta Malezya Grand Prix'si dönüşünde medyaya araçta bir sorun olduğunun açık olduğunu söyleyen ve kazanın direksiyon kilitlenmesinden kaynaklandığını söyleyen sürücü Fernando Alonso var. Açıkçası yalnızca bir rüzgar esintisi böylesine bir kazayı açıklamak için bana yeterli gelmiyor. Alonso'nun anlattığı hikayenin McLaren tarafının tam tersiydi ve bu da insanları gerçekten neler olup bittiği hakkında daha fazla spekülasyon yapmaya yöneltti. Alonso'nun bir elektrik çarpması ya da başına aldığı bir darbe nedeniyle direksiyon başında bayılmış olabileceği, pistin kenarında görev yapan bir fotoğrafçının Fernando'nun başı yana doğru eğikti ve asla hareket etmiyordu açıklamasıyla kuvvetlenmişti. FIA bu kazayla ilgili bir rapor hazırladı ancak bilin ne oldu? Bu rapor medyaya asla verilmedi. Bu durumda elbette dedikoduların sesini yükseltti. Bu olay sezon öncesi testler canlı yayınlanmadan önceydi. Bu nedenle tek güvenmemiz gereken görgü tanıklarının ifadeleri, Fernando Alonso'nun kendisi ve takımın anlattığı hikayeydi ki bu tamamen zıttı. Kazaya ait neredeyse hiçbir görüntü yok. Ancak olaydan sonraki pist kenarı görüntüleri bu kazanın gizemini arttırıyor. Alonso kaza anında duvara çarptığı anda bilincinin açık olduğunu söyledi. Ancak bilincinin kazanın hemen sonrasında ambulansta veya hastanede kapanmış olabileceği de mümkün. McLaren Honda patronu Ron Dennis bu bilinç kapanmasının Alonso'nun kullandığı ilaçlardan kaynaklanabileceğini, kazanın yarattığı travmayı veya elektrik çarpması iddialarını konuyla alakalı farklı teoriler olmasına rağmen tümden reddetti.
2015 Fernando'nun McLaren Honda'daki ilk yılıydı ve bu F1'in güçlü Ferrari'sinden ayrıldıktan sonra yeni bir başlangıç olacaktı. Alonso ve McLaren'ın açıklamaları birbirinin tam tersiydi. Alonso aracındaki sensörlerin bir arızayı tespit edemeyecek kadar yeterli olamadığını bile ileri sürdü. Bu açıklaması McLaren teknoloji grubunu oldukça rahatsız etti. Daha sonra Ron Dennis Sky F1'le yaptığı bir röportajında iki tarafında doğruyu söylediğini ve Fernando'nun direksiyonunda bir sorun olduğunu hissetmesi halinde de onun düşüncesini reddedemeyeceğini söylemişti. Yani aslında Ron Dennis iki tarafa da oynadı ve bize net bir bilgi vermeden konuyu geçiştirmiş oldu. McLaren hiçbir zaman resmi bir telemetri verisi yayınlamadı. Yani o anda araçta gerçekten neler olup bittiği hakkında hiç kimsenin hala bir fikri yok. Bu açıklamaların sonrasında sorular da beraberinde geldi. Alonso'nun beyin sarsıntısı ne kadar önemliydi? Alonso'nun söylediği gibi direksiyonla ilgili bir sorun var mıydı? Peki ya o gün Barcelona'da 3. virajda olanlarla ilgili çelişkili açıklamalar? FIA neden devreye girmiyordu? Bunun gibi ardı arkası kesilmeyen pek çok soru soruldu. Alonso'nun 2015 yılındaki kazası sonrasında FIA, McLaren takımıyla birlikte olayın nedenini araştırdı. Ancak resmi olarak kazanın nedeni açıklanmadı ve bu konuda FIA'nın sessiz kalması bazı kişiler tarafından olayın üstünün örtüldüğü şeklinde yorumlandı. FIA herhangi bir kazanın nedenini ve sorumlusunu açıklarken elde edilen verilerin doğruluğundan ve kesinliğinden emin olmak için gerekli zamanı alır. Ayrıca bazı durumlarda kazanın nedeninin açıklanması mümkün olmayabilir veya bir süre gecikme yaşanabilir. Ancak bu konuda elbette gecikmeden fazlası oldu. Nitekim bu konu yıllardır gizemini sürdürüyor. Sizce FIA bu olayın üstünü örtmeye mi çalışmıştı? Ne FIA, ne McLaren, ne de Alonso tarafından hala herhangi bir resmi bulgu yayınlanmadı. Pek çok izleyici bizlere söylenmeyen bir şeyler olduğuna inanıyor ve bu komplonun sonsuza kadar süreceğinden emin. Taraflardan birisi yaşananları belgelemeden muhtemelen bu konuda kesin cevaplar alamayacağız. Peki gelelim kişisel fikrime. Olaya yüzeysel olarak baktığımızda ben Alonso'ya inanma taraftarıyım. Çünkü McLaren kendisini korumak istiyordu. Ve bu yüzden araçta herhangi bir teknik problem olmadığını öne sürdü. Ancak aracı kullanan kişi Fernando Alonso'ydu. Ve bana sorarsanız o an aracı kullanan kişiye inanmak daha mantıklı. Bu konuda daha derin düşünmeye başladığım yer Alonso'nun hafıza kaybı yaşadığı ve beyin sarsıntısı geçirdiğine dair raporlar. Duvara ne kadar sert çarptığını göremedik ama yüksek hızlarla duvara çarpma sonucu oluşacak bir kafa travmasının hafıza kaybı yaratması mümkün. Alonso'nun sezonun açılış yarışı olan Melbourne Grand Prix'i neden kaçırdığına dair net bir açıklama yok. McLaren yalnızca tıbbi tavsiye üzerine Alonso'nun yarışa çıkamayacağını duyurmuştu. Bu durumda Alonso'nun ciddi bir sorun yaşadığını, belki de bir çeşit beyin sarsıntısı veya kafa travması geçirdiğini gösterebilir. Peki bu travmaların sebebi bir rüzgar mıydı? Yoksa McLaren araç üstünde alması gereken güvenlik önlemlerini almamış mıydı? Ya da araç güvenilmez miydi? Söylediğim gibi bu konuda soruların ardı arkası kesilmedi ve yakın zamanda da kesilecek gibi görünmüyor. 2023 yılına geldik ve hala resmi araç üstü veya pist üstü görüntüleri, telemetri verileri ve FIA raporları açıklanmadı. Bu yüzden bana soracak olursanız bu kaza uzun bir süre komplo teorisi olarak kalmaya devam edecek. Peki siz bu komplo teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.